Arkadaşlar merhaba. Bu gece tamamen kendi icadım olan bir sandviç yapacağım. Şimdi yarım kilo kıymam var. Bu yarım kilo kıymam için 2-3 tane kırılgırı çok ince doğradım arkadaşlar. Çok ince. Bunu kıymanın içine atıyoruz. İstenildiği kadar tuzumuzu atıyoruz. Yani bu bir tatlı kaşığının 3'te 2'si gibi diyeyim ben arkadaşlar size. Şimdi bunu güzel bir değişik bir tat vermesi için yeni baharatıyorum arkadaşlar. Bir çay kaşığına yakın. İşte yarım çay kaşığı da karabiber atıyorum. Bunları şöyle kenara koyuyoruz. Şimdi bunu önce bir yoğuracağız arkadaşlar. Şöyle. Orta yağlı bir kıyma bizim işimizi görür. Başka bir şey yapmıyoruz. Kıymamızı yoğurduk. Yani yoğurduk dedim. Baharatları, tuzu birbirine karıştırdık. Öyle fazla bir yoğurmadık. Köfte gibi değil. Bunu şöyle kenara koyuyoruz. Şimdi size bu işin can alıcı yerlerinden birini göstereyim. Arkadaşlar böyle bir füme et buldum. Mükemmel. İlk defa deneyeceğim bu füme eti. Bakalım nasıl. Şöyle açalım. İçinden füme etimizi çıkaralım. Bu etimizi şöyle ikiye böleceğiz. Tost ekmeğine yapacağımız için biraz geniş bir tost ekmeği aldım. Arkadaşlar normal tost ekmeğinden biraz daha büyük. Ve burger peynirimiz var. Şimdi bunun yapımına geçelim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle bir miktar kıyma alıyoruz. Arkadaşlar. Şöyle tezgahta karabiçimi vermeye çalışıyoruz. Birazcık karabiçim şöyle biraz büyük yapalım. Bunu siz kıymanın oranını ekmeğinizin büyüklüğüne göre ayarlayın arkadaşlar. Bıçakla düzeltelim. Gördüğünüz gibi kare şekline getirdik. Bunu şöyle bir alalım. Tabağımıza koyuyoruz arkadaşlar. Füme etlerimiz burada. Kıymamız burada. Hatta iki tane yapalım. Şimdilik iki tane bir pişirelim. Artanı da pişiririz. Pişirme işlemine başlayalım. Döküm tavamızı ve teflon tavamızı güzelce ısıttık arkadaşlar. Bir miktar ben tereyağı kullanıyorum. Yağ atıyoruz. Teflon tavamıza da atıyoruz. Ekmeklerimizi teflon tavada attığımız tereyağlı kızartıyoruz. Tereyağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada kıymalarımızı kızartacağız. Bu şekilde. Füme etlerimizi şöyle koyuyoruz. Füme etleri erken alabiliriz. Fazla pişirmeye gerek yok. Ekmeklerimizi bir taraf fazla kızarmadan çeviriyoruz. Şimdi çevirdiğimiz taraf kızaracak. Füme etlerimiz çabuk oldu.
Bunları çevireceğiz arkadaşlar. Kıymalarımıza bakalım. Köftelerimizin biraz daha var. Ekmeklerimiz kızar. Bayi Yusuf'ta altını kısalım. Yakmayalım. Şunu etleri alıyoruz. Fazla kurutmadan alalım arkadaşlar. Tüm etin özelliği fazla kurumaması. Kenara koyalım. Köftelerimizi çevirelim. Köftelerimiz bakın bu biberli bir kıyma. Bence çok güzel olacak. Şimdi köftelerin olduğu salonu altını kapatıyoruz. Şöyle bakın kızarmak üzere şöyle yağına bandırırsak tabii lezzetini ikiye katlar. Köftelerimiz pişti. Altını kapadık. Şimdi ben bu ekmeklere barbekü sosu tavsiye ediyorum. Siz isterseniz kullanmayabilirsiniz. Hafiften bir barbekü sosu. Mayonezi çok tavsiye ediyorum. Yine çok iyi. Bu şekilde. Buradan bir dilim alıyoruz. Şöyle bir adet füme etimizi şöyle yerleştiriyoruz. Köftemizi yerleştiriyoruz. Üstüne tabii ki burger peyniri. Şu şekilde. Kapatıyoruz. Ve burger peynirini erimeye bırakıyoruz. Evet, sandviçlerimiz pişti. İçini açalım bakalım nasıl bir şey. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bence yani mükemmel ötesi bir şey. Ben bunu size şiddetle tavsiye ediyorum. Bir de şöyle keselim. Görüntü bu arkadaşlar. Sizce nasıl? Yorumlarınızı yazarsanız memnun olurum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun.